aleyhissalatü vesselam yine sahabeden özellikle Uhud'da ve Bedir'de şehit olan sahabenin çocuklarına da bir baba şefkatiyle yanaştı. Biliyorsunuz uzunca bir hadis-i şerifte yetim, hatta bunu bir sanatkarımız kaside şeklinde de söylüyor. Yetim olayında Peygamber Efendimiz Gamama mescidinde bir bayram sabahında bayram namazından çıkmış hane-i saadetlerine doğru yönelirken duvarın dibinde ağlayan, sızlayan ve diğer çocuklar oynarken o ağlayan bir yetimi gördü. Yanına yaklaştı, başını okşadı. Dedi, niçin ağlıyorsun? Bak arkadaşlarım burada senin oynuyorlar, neşeliler, bayram bugün dediğinde benim babam Uhud'da şehit oldu. Onun için üzülmüyüm. Öyle deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elinden tuttu, evlerine götürdüler. Orada güzelce temizlediler, güzel elbiseler giydirdi, karnını doyurdular ve cebinden harçlık vermek suretiyle elinden tuttu, başını okşadı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetimlerin başını okşarken, normalde bir çocukları severken kâkülünü severiz, önden sıvazlarız başlarız. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetim çocukların başlarını sıvarken arkadan sıvarmış. Ki ben devletin, devlet babayım, senin arkandayım. Baban öldüyse senin baban benim. Onun için korkma. Ben, hani o meşhur ifadesi, Hazreti Muhammed baban, Ayşe'nin de annen olmasını ister misin? İstemem mi ya Resulallah? Bundan daha güzel bir müjde mi var? Değil. Hemen bu sevinçle doğru arkadaşların yanına öyle gidiyor ki hopla yazıklaya arkadaşları bile merak ediyor. Ya biraz önce ağlıyordun, sıkmıştın duvarın dibinde. Seni bu kadar sevindiren nedir? Bundan sonra Hazreti Muhammed babam, Hazreti Ayşe annem oldu. Benden daha mutlusu var mı? Ve öbür çocuklar, arkadaşları bu sefer üzülmeyin. Keşke bizim babamız da Uhud'da, Bedir'de şehit olsaydı da biz mi annemiz de babamız işte Muhammed babamız, Hazreti Ayşe annemiz olsun diyerek hayıflandılar. Evet, onun dokunduğu yer nurlanıyor. Bir ayrı bir güven veriyor ve yani yetim kalan sahabeden dostlarının evlatlarından bir baba şefkatiyle evlatlarına bakıyor. Hazreti Ebu Bekir çocukluğundan itibaren arkadaşıydı ve Ebu Bekir'in dostluğu başkaydı ve ona karşı yine sadakati çok önemli. Ne bir baktığınız zaman Hazreti Hamza şehit oldu. Hazreti Hamza şehit olduğunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun çocuklarının üzerine elini çekti. Gerçekten örnekler buna benzer çok. Hele hele en önemlisi vefayı gösterirken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece vefayı Müslümanlara değil, gayrimüslimlere de gösteriyor. Onların yaptıkları iyiliklere karşılık gayrimüslimlere de gösteriyor. Nasıl? Hepimizin malumu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğini ilan etmeye başlayınca Mekkeli müşrikler Efendimiz ve ona inananlara zulme başladılar, boykota başladılar, kız alıp vermediler, işte ticaretlerini engellediler derken aç susuz ve bu sıkıntıdan kurtulmak için Efendimiz'e gelen izinle sahabeden bir grup topluluğu Habeşistan'a gitti. Habeşistan kralı Necaşi onlara sahip çıktı. Ebu Süfyan ve diğer Mekkeli müşrikler onları teslim alıp zulmün ortasına geri çekmek, getirmek istediler. Durun dedi, durun. Peygamber dediğimiz Muhammed ne söylüyor? O sahabe efendilerimizden işte dinledi. Hazreti Muhammed'in davranışlarını, ahlakını, yapmış olduğu icraatı ve inen ayetleri okuduklarında baktı ki Habeşi Kral Necaşi kendi peygamberi Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed'in getirmiş olduğu din arasında bir çizgi kadar bile fark yok. Dedi, bu anlatılanlardan sonra ben bu kardeşlerimi artık size teslim ederim. Demek suretiyle o Müslüman sahabe efendilerimizi Mekke'den gelen liderliğinde Ebu Süfyan'ın yapmış olduğu topluluğa teslim etti. Habeş kralı Necaşi'nin bu güzel davranışını Peygamber Efendimiz karşılıksız bırakmadı. Her ne kadar Hristiyan olarak vefat etmiş olsa bile bozulmamış olan Hanif dini olarak da telakki edebileceğimiz asıl Hristiyanlık olarak ifade
ifade olunan Hazreti İsevi'yi temsilcisi olarak ona vefat ettiğini duyduğunda hemen gıyabi cenaze namazı kılmak suretiyle ona olan vefasını gösterdi. Bununla beraber yine Müslüman olmayan Abdullah bin Ureykıt var. Bu da tarihte, İslam tarihinde belki Müslüman değil ama Hicri tarihin gerçekleşmesine ön ayak olmuş, gerçekleşmesini sağlamış olan bir rehber. Hazreti Ebubekir Mekke'den Medine'ye hicret ederken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a binek ayarladı, yiyecek gıdalar ayarlandı, hepsi ayarlandı. Ve onlarla beraber işte rehber ayarlandı. Rehber Abdullah bin Ureykıt, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başına ölüm koyulmuş ve yakalandığı yerde öldürülecek. Ve Müslümanlık diye, İslam diye bir şey kalmayacak, Hazreti Muhammed kalmayacak ve bir şeyden, yani sistemlerini çökerten bir akımla, izinden kurtulmuş olacaklar. Abdullah bin Ureykıt Mekke'ye doğru rehberliğe başladı. Fakat bir şekilde de Mekkeli müşriklerin Efendimizin kendisini getirenler için verdiği ödülünü, o anlaşmış olduğu miktarın çok yüksek olduğunu öğrenmesine rağmen sözünün eri oldu ve Medine'ye kadar onları asla teslim etmeden, onların gelebileceği yolları da düşünerek ne yaptı? Medine'ye götürdü ve İslam Hicri tarihin, tarihte Hicri takvimin başlangıcını gerçekleştirmiş oldu. Burada bir katkısı oldu. Evet. Başka örnekler dersek, son olarak onu da ifade edelim, inşallah toparlayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bu vefa örneklerinden beni en etkileyeni de, günümüzde çünkü bununla böyle bir kıyaslama yaptığımız zaman şunu anlıyoruz. Bugün aynı şey bizim başımıza gelse, yapanları görüyoruz çünkü, parayı topladığı zaman işte çiftlik bank sahibi bilmem bir şey kurdu, sistem kurdu, zincirleme aldı, bütün parayı dışarıya götürüp yedi, içti, en sonunda getirdi. Kürsü dükkanına geldi. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhammed'in emindi. Herkesin güvendiği kişi. Ve Mekkeliler her ne kadar getirmiş olduğu dine, İslam'a inanmasalar da en değerli mallarını, paralarını ona, yedi eminine teslim ediyorlardı. Ve onda tutuyor. Peygamber Efendimiz hicretle ilgili ayet kendisine izin geldiğinde paraları da alıp gidebilirdi ama gitmedi. Ne yaptı? Hazreti Ali'ye tanık koydu ve bütün isim isim emanetleri saydı. Onları biz gittikten sonra sahiplerine teslim edeceksin. Ondan sonra peşimizden geleceksin. Üç gün sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Medine'ye ulaşmasına, üç gün sonra Hazreti Ali'ye geldi. Cenab-ı Hak tabi kapısından, evin hane-i saadetinden çıkarken Mekkeli müşrikler orada işte savaşçı gençlerle, mızraklarla bekliyor. Çıkar çıkmaz hemen hepsi birden yüklenip öldürecekler. Ve suç ortağı, kimse kimseyi de kötülemedi. Herkes suçu üstlenmiş olacak. Hiçbir kabile, hiçbir kimseyi ne yapacaktı? İşte bu yaptı, o yaptı da hepimiz beraber yaptık deyip ve İslam dininin daha neşvinima bulması gerekirken sonunu getirmiş olacaklardı. Ama Cenab-ı Hak ona müsaade etmedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işte ayet-i kerimedeki Estağfirullah ve cealnâ min beyni eydihim seddan ve min halfihim seddan fe aghşeynâ fehum lâ yübsirûn ayet-i kerimesini okuyarak, onların da Mekkeli müşriklerin cengaverlerini, silahşörlerini gözlerine baka baka ve yerden aldığı kum tanelerini yüzlerine seperek önlerinden, huzurlarından Ebu Bekir'in oradan Sevr mağarasına, oradan da üç gün sonra Medine'ye doğru yöneldi. Cenab-ı Hak bu elçisini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i Medine'ye kavuşturdu. Burada düşmanlarına bile, kendisini öldürmeye gelenlere bile emanetlerini teslim etmek suretiyle emanetin ne demek olduğunu bizlere
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Hatırlatıyor. Evet. Çünkü emanete hıyanetlik eden İslam dini üzerine olamaz. Mümin olamaz. Münafıklık alameti üzerindedir. Çünkü hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki emanetine saygı göstermeyen, sözünde duran, durmayan kimselere kıyamet gününde Cenab-ı Hak yanında bir sancak belirtecek ve o sancaktan anlaşılacak ki bu kişi vefasız ve vefasız bir kişi, emanete hıyanet eden, sözünde durmayan bir kişi diyerek onun emmaresi olarak verilir. Değerli dostlar, bu unuttuğumuz Peygamberimizden bize miras olarak kalan bu değerleri inşallah tekrar yeniden küllenmiş durumda olan bu değerlerimizi tekrar gün yüzüne çıkarır. Önce Rabbimize vefa. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ne diyor? وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ. Ölüm sana gelinceye kadar imandan sonra Allah'a ibadet edeceğiz. Ona sorumluluklarımızı yedirteceğiz. Onun bize mirası insana vefa. Evet. En yakınımızda önce anne babamıza, insan olarak bizlerin dünyaya gelmesine vesile olan, onlarla beraber bağlantısı olan akrabalarımıza, amca, dayı, hala ve onların dostlarına vefa göstermemiz gerekmekte. Yine onun bize mirası ailesine vefa, hepimiz Peygamber Efendimiz'e örnek alarak ailesine güzel davrananlardan kendisi bahsediyor. Evet, sizin en hayırlınız ailesine, aile efradına güzel davranmanızdır diyor. En güzel davranmanız. Onun da kendisi olduğunu söylüyor. Bize de bu yolda güzel örneklik teşkil ediyor. Yine onun bize mirası çevreye vefa göstermek. Onu da sadece çevre derken canlı olarak hayvanat, insanat, nebatat, cemalat, her taraf. İşte çevre dediğimizde en çok bizim canımızı sıkan ve tahammülümüzü zorlayan hususlardan bir tanesi işte çevre kirliliği ve aynı zamanda trafikteki ulu orta işte park yeri yok diyerek ikinci sıra park edenler. Kul hakkına tecavüzdür. En büyük hakarettir. Bir kuralı var. Bir sıra zaten park edilmiş. Geçişi engelleyerek ikinci bir sıraya ne dört lira yapmış hiçbir şey yapmadan park ediyor. Rahat rahat pişkin pişkin içeriden bir yerden işte ne yapıyor? Alışverişini yapıyor. Hiç sanki kimseye zarar vermemiş gibi de vefasızlığın Danıskat'ı zirvesidir bu davranış. Ve çevreye en büyük ve insanın kendisine önce en büyük saygısızlıktır. Onun için önce çevreye derken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikin diyerek de çevreye bu şekilde saygılı olmamızı söylüyor. Ve en ufak bir çöp dahi olsa ya nasıl olsa belediye temizliyor. Boşta maaş almasından, temizlesinden. Halbuki sen kul hakkının girdiğinin farkında değilsin. Çevreye vefasız davrandığının farkında değilsin. Onun için çevremize insan, hani aslan kalktığı yerden, insan yattığı yerden, aslan yattığı yerden, insan da kalktığı yerden belli olur. Yani bir pikniğe gidiyorsa, işte Topçam Yaylası'na gittik. İlk geldiğimde baktım ortalık rezalet. Yani buradan acaba insan mı yaşadı yoksa başka bir şey mi? İnsan ayırt etmekte zorlanıyor. İnsansa oturduğumuz kalktığımız yer temiz olmalı. İnsan olarak yapmamız gereken neyse onu göstermemiz lazım. Yoksa vefasız davranışlar sergilemiş olacağız. Evet, onun bize mirası ahde vefası ve 1450 sene önce kıyamete kadar yani ümmeti olan herkese şefaati olacak diyerek ne yapıyor? Bizi şefaatin çerçevesine, kapsamına alıyor. En büyük vefalı insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğunu buradan alıyor, anlıyoruz. Ne mutlu bize ki onun ümmetiyiz. Ne mutlu bize ki annemiz, babamız bizlerin, Rabbimizin inayetiyle dünyaya Müslüman olarak geldik ve Müslümanlığımızla Müslümanlığımızın gereği gibi hayatımızı idame ettirmek, sürdürmek suretiyle Allah'ın rızasına, hoşnutluğuna erecek ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da şefaatine hak kazanacak
yarın ümmeti ümmeti diyerek bize dua etti. Kimselerden olmamız niyazıyla hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Mevlidi Nebi haftanız kutlu ve mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hocamıza güzel Anadolu konferansı için çok teşekkür ediyoruz. Hocamız uğurlamadan önce hem bir çiçek takdimimiz olacak ilçe müftülüğümüz tarafından hem de belediye başkanı tarafından hem bir hediye olacak. Hem çiçek takdimi hem de hediye vermek üzere. Erbaa Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ali Canlı'yı sahneye davet ediyorum. Efendim teşekkür ederiz. Değerli konuklar, İlçe Müftülüğümüz tarafından 2021 Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Peygamberimiz ve Vefa Toplumu konulu programımız burada sona eriyor. Katılımlarınız için İlçe Müftülüğümüz adına teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Tokat Erba Ahmet Yenihan Kongre Merkezi'nden hepinize sevgi ve selamlar. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Teşekkürler.